İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Birleşik Krallığı sorucu konuşacağız. Kimlik inşası nasıl emperyal oldu, nasıl sömürgecilik yaptı, kraliyet ailesi tabii ki ve yakınlarda vefat eden Kraliçe Elizabeth'in arkasından gelen Prens Charles bu aile ne yaptı ne yapmadı ve dünyaya nasıl hükmediyor. Çok değerli bir konuğumuzla Fatih Durgun'la konuşacağız. Hoş geldiniz Fatih Çok Bey. Sağ olun. Daha önce dini veçesiyle aslında Birleşik Krallığı konuşmuştuk sizinle. Evet. Ama Birleşik Krallığın Avrupa'daki hanedanlara nispetle ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına nispetle pek çok hususiyeti var. Ve özellikle de işte seküler bir rejim ama kral ya da kraliçe işte göçen aynı zamanda Anglikan mezhebinin de başı. Evet. Değil mi? Biraz baş imam mı oluyor? Nasıl oluyor? Evet. Bu açıdan pek çok orijinalitesi var. İsterseniz onu bize bir kısaca hatırlatın. Çünkü çok da önemli baktığımızda değil mi? Evet. Bu ülkeyi ele aldığımızda, her sistemin kadar işleyişinde evet. Ve belki emperyal olmasında da etkili. Onun için onu bir bize hatırlatırsanız tabii, nasıl oluyor da kraliçe, kral kim gelirse işte aynı zamanda ülkenin dini otoritesi. Şimdi bizde bir yanlış algılama var. Tabii sekülerleşme, modernleşme ve sekülerleşme sürecinden dolayı ve bunun da Batı merkezi bir şey olmasından kaynaklı olarak sanki Batı toplumları dinden tamamen uzaklaştılar ve dinle devlet ilişkileri birbirinden tam anlamıyla ayrılmış gibi bir algı. Biraz da Fransa'da laikliğin tabii. Biz oradan aldığımız bizim de belki. Evet Fransa etkisi altında kalmamızdan dolayı işte din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması laikliktir şeklindeki tanım üzerinden Batı toplumlarında sekülerleşme süreciyle birlikte tamamen dini arka plana attıkları gibi bir yanılsama, yanlış evet, bir ama algı bu açıdan Fransa ile İngiltere yani Manş'ın iki tarafı tam da taban tabana zıt, birinde kanlı savaşların ardından tesis edilen bir laiklik var. Din düşmanı, din karşıtı olarak tırnak içinde kendini öyle tanımlayan bir hareketti ama bu taraf öyle değil. Kesinlikle öyle. Orada da şöyle bir şey var. Orada da yani Fransa'da kısaca söylersek orada da 3. Cumhuriyet'ten sonra özellikle 1870'ten sonra kraliyet rejimine ve dine karşı müthiş bir saldırı. Tabii Fransız devriminin en başından itibaren böyle bir saldırı var ama laikliğe giden yol 1870 sonrasında özellikle şekilleniyor. İngiltere tabii her konuda belki ondan da biraz sonra bahsederiz. Her konuda kıta Avrupası'yla tezatlar içerdiği gibi bu konuda da tezatlar içermiş. Kilise ile devlet arasındaki ilişkiler hiçbir zaman birbirinden kopmamış. Yani İngiliz milli kimliğinin inşasında da Anglikanizm, Protestanlık çok belirleyici bir şey. Belirleyici bir olgu diyebiliriz. 16. yüzyılın tabii ilk yarısında Protestanlık İngiltere'de devlet eliyle yerleştiriliyor. Malum 8. Henry İngiliz kralı eşinden boşanmak, ayrılmak istiyor. Papalık tarafından buna müsaade edilmiyor. Çünkü Habsburg Hanedanı'ndan eşi Catherine. Dolayısıyla o da bu boşanmayı gerçekleştirmek istiyor ve en nihayetinde papalığın otoritesini dinlememe bu kararı alıyor. Bu en gözüken alıyor. Gerekçesi galiba herhalde. Evet, değil mi? Bu görünen gerekçesi ama İngiltere tabii kendini kıta Avrupası'ndan her noktada soyutlama gibi bir eğilim içinde olmuş tarihsel süreçte yani. Orta Çağ boyunca da böyle olmuş. Ve belki kapitalizmin de beşiği olmak için de atılmış bir adım evet, gibi gözüküyor. En azından Teoman Duralı öyle yorumluyordu. Böyle Allah bir boyutu da eylesin. Tabii ki var. Sonuçta aristokrasi ve devlet kilisenin mülkiyetlerine el koyarak palazlandı, güçlendi ve bunun neticesinde de kapitalist bir topluma doğru gidiş içinde bir yol açılmış oldu. 1534 yılındaki bu boşanma olayından sonra İngiltere Protestanlığı seçiyor. Tabii Protestanlığı İngiltere'nin diğer Protestan ülkelerden biraz daha farklı. Yani mesela Almanlardan. Evet, Almanlardan daha farklı. Burada tamamen devletin kontrolünde bir Protestanlık anlayışı söz konusu. Yani 8. Henry'den itibaren İngiliz kralının kendisi kilisenin de başı konumunda oluyor. Aslında biz bunu tarihsel süreç içinde... Yani dini otorite... Sezar'la Papa birleşiyor. Evet. Hani Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya ifadesi tam tersine burada Sezaropapizm diye ifade edilen Bizans İmparatoru Konstantin'den biri de söylenene gelen bir yaklaşım tarzı burada benimsenmiş oluyor. Sezar'la Papa kimlikleri dini otoriteyle, ruhani otoriteyle seküler dünyevi otorite bir araya geliyor. Kralın şahsiyetinde ve bunun enteresan örneği
Kraliçe 1. Elizabeth de aynı şekilde. Yani kraliçe olması bunu değiştirmiyor. Yani bir kadın olması bunu değiştirmiyor. Yine kilisenin Protestanlıkta başı... Protestanlıkta sorun yok zaten. Protestanlıkta bu konuda herhangi bir problem yok. Zaten Anglikan... Daha hiç sorun yok. Evet, Anglikanizmde de hiç sorun yok. Ki dini vazifeleri alan birçok kadın rahibe, dini görevler alan, ritüelleri de yönetme hakkına sahip olan kadınlar olduğunu biliyoruz Anglikanizmde. Dolayısıyla Anglikan kilisesi hem Protestanlıkla hem de Katoliklikten biraz daha farklı bir yapıyı zaten İngiltere'de oluşturuyor. Yani Almanya'daki Protestanlıktan ki Britanya adasında İskoçya'daki Protestanlıktan da daha farklı bir Protestanlık söz konusu oluyor. Nitekim bugün Kral 3. Charles da kilisenin başı konumunda, annesi Kraliçe Elizabeth de kilisenin başı konumundaydı. Dolayısıyla İngiliz kilisesiyle devletini birbirinden ayırmak mümkün değil. Kimlik inşasında da bu çok belirleyici olmuş. Yani Protestan kimlik, Anglikan kimlikle İngiliz olma bir araya getirilmiş. 18. yüzyılda İskoçları ve İrlandalı Protestanları da kapsayan, Katolik olmayan İrlandalıları da kapsayacak şekilde bir Protestan kimlik oluşturulmuş ki İngiltere Kraliyeti'nin Büyük Britanya Krallığı'ndan Birleşik Krallığa dönüşüm sürecinde de bu Protestanlık vurgusu kesinlikle ve kesinlikle belirleyici. Yani Fransızlara olan düşmanlık, sadece Fransızların kıtada olması, İngiltere'nin ada olması ya da rekabete dayanmıyor. Bunun ideolojik bir meşruiyet temelinin oluşturulması gerekiyor. Bu ideolojik meşruiyet temelinde tamamen Protestan Katolik çatışması oluşturuyor. Yani Fransızlar Katoliktir, biz Protestanız. Tamamen kimliklerimiz farklı ve Protestan olan İngiliz ulusuna ve sonrasında İskoçlara ve İrlandalılara da dahil ederek, Protestan İrlandalıları tabii, Katolik İrlandalıları değil, onlara da dahil ederek bizim Britanyalı kimliğimizin en büyük tehdidi bu Papa'nın, Deccal'ın temsilcisi konumunda olan Fransızlar veriyorlar. Önceden 16. yüzyılda İspanyollardı. 17. yüzyılın ortalarından itibaren onun yerini Fransa almaya başlıyor. Bu söylem tarzı, yani 19. yüzyılda dinin ideolojik meşruiyet kaynağı olmaya devam ettiği 19. yüzyılda da varlığını sürdürüyor. Yani Fransa'ya düşmanlığın nedeni sadece Fransa ile olan siyasi çatışma değil. Böyle bir dini temel mutlaka oluşturuluyor. Evet. Yani 19. yüzyılın sonuna kadar en azından diyelim dini meşruiyet burada çok belirleyici oluyor diyebiliriz. Peki hazır adını da andık, Kraliçe Elizabeth ve şimdi artık Kral Charles. Evet. Prens Charles diye alışık adım. Onların bu monarşide Kraliçe Elizabeth'in özel bir rolü var mıdır ailesinin? Ve hep aynı aile mi tahta oturuyor? Evet. Aynı hanedan mı? İngiliz monarşisinde tabii hanedanlar değişmiş. Avrupa monarşilerinde hanedan değişiklikleri meydana geliyor. Bizim Osmanlı hanedanı gibi uzun süreli hanedan olarak Habsburglar olmuş Avrupa'da. Çok uzun bir süre yönetmişler. Yani neredeyse 15. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Habsburglar Avusturya İmparatorluğu, ki öncesinde İspanya üzerinde hakimdiler. Osmanlı'ya onlar benzetilebilir ama İngiltere'de hanedan değişimleri var ve hanedan değişimleri de gayet açıklar. Bu konuda herhangi bir problem yaşamıyorlar. 1714 yılında Hanover Hanedanı oluşuyor. Kral 1. George şeyden getiriliyor. Hanover, Almanya'nın Hanover şehrinden Alman geliyor. Yani. Alman tabii. Almanca zaten Kral 1. George olarak taç giyiyor. O kendisinden sonra gelen 2. George da, ikisi de İngilizce bilmiyorlardı. Almanca biliyorlar. Tabii İngilizceyi sonradan öğrenen kişilerden bahsediyoruz. Onlarla birlikte Hanover Hanedanı oluşuyor. Çünkü varis bırakılacak kişi problemi var, tahta çıkacak kişi problemi var. Hanover Hanedanı'yla, akraba hanedanla bunu çözüyorlar. Ve ondan sonra Hanover Hanedanı adını alıyor 1714'ten itibaren. Biraz daha öncesine gidersek 1688'de şanlı devrim oluyor İngiltere'de. Kral 2. James'i tahttan indiriyorlar. Kral 2. James'i tahttan indirdikten sonra kızıyla damadı Hollanda'dan geliyor. Ve William eşiyle birlikte İngiltere'yi yönetiyor. Daha öncesine gidersek 1066 senesinde Norman istilası oluyor. Norman istilası olduğu zaman Fransa'nın kuzeyinden Normandiya bölgesinin dükü geliyor William ve İngiltere'yi istila ediyor. Sonra da Anglo-Norman toplum dediğimiz toplum oluşuyor. Dolayısıyla 19. yüzyılın ortalarında... Yani bu kimlik inşasında bir de onlar var. Evet tabii, bunlar yani Almanlık, eğer kraliyetten var, bahsediyorsak herhangi bir problem yaşanmıyor. Alman kimliğiyle en azından 19. yüzyılın sonuna kadar hiçbir problem yaşanmıyor. Hatta Fransızlara karşı Almanlarla ittifak halinde olma fikri de
Yani bizim kan bağımız var. İkimiz de Sakson temellere dayanıyoruz diyerek bir Fransız karşıtlığının güçlendirilmesi açısından İngiltere'nin ve Almanların ortak kimliğine bir vurgu var. Tabii mezhep de uyuşuyor. Var mıdır onun rolü? Etkili midir mesela Fransa'nın kenarda bırakılışında? Kesinlikle mezhebin çok etkisi var. Yani bu mezhep mücadelesini, bu mezhep bağlılığını biz dediğim gibi, hani programın başında da söylediğim gibi biraz sekülerleşme sürecinden dolayı göz ardı ediyoruz, kaçırıyoruz. Mezhep bağları oldukça belirleyici. Hannover Hanedanı dediğimiz Alman Hanedanı da Protestan. Alman Prusya Devleti de Protestan bir devlet. Yani Katolik kimlik değil, Protestan kimlik burada hakim. Dolayısıyla hem Protestanlıkla hem de kan bağıyla iki taraf birbirine bağlanmış oluyor ve Fransız karşıtlığını bu güçlendiren bir şey haline geliyor. Şu nokta çok önemli. Kraliçe Victoria. Tabii bu isimden de çok ciddi olarak bahsetmek gerekiyor. Evet, tarihte. 1836 yılından, evet, 1901 yılına kadar tahta kalan bir kraliçe. Çok uzun yaşamış ve Victoria dönemi diye adlandırıyoruz. Yine bir Alman Ekol gibi, evet, Gotha hanedanı Almanya'daki, onlarla Albert'le, oranın prensi olan Albert'le olan bir evliliği var ve ondan sonra Albert'le olan evliliğinden dolayı onun şeyini alıyor Hannover hanedanından ziyade, onun ismini alıyorlar ama yine Hannover hanedanı bir şekilde devam etmiş oluyor. Ta ki 1917'ye kadar, 1917'de ne zaman ki Almanlar İngiltere'yi bombalıyorlar. Almanlar İngiltere'yi bombalayınca da Windsor hanedanı olarak Windsor Kalesi'ni atıfla, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kullanmış olduğu kaleyi atıfla, ikametgah olarak kullandıkları kale, Windsor hanedanı ismini alıyor. Aslında Alman hanedanı bugün de devam ediyor. Yani Kraliçe Victoria aynı zamanda Almanların son imparatoru olan 2. Wilhelm'in de anneannesi yani. Akrabalık dağı var İngilizlerle. Dolayısıyla İngiliz ve Almanların böyle bir yakınlığı var. Ve bunun önemli olan İngilizler'de şey değil. Hanedanı tabii ki İngilizleştiriyorlar çok kısa bir süre sonra. Yani orada İngiliz menfaatleri sonuçta Alman menfaatlerinin önüne geçiyor. Almanlarla İngilizler çatıştıkları zaman Alman Hannover Hanedanı ismini değiştirme kararı alıyorlar. Yani bu konuda herhangi bir problem yaşanmıyor. Aynı şekilde Hollandalılar ya da Normandiyalılar da tarihsel süreçte geldikleri zaman İngiltere'ye yine bu problemi yaşamıyorlar. Yani İngilizleştirme kabiliyetleri, hemen benimseyip absorbe etme kabiliyetleri çok yüksek. Bu konuda herhangi bir kompleks yaşamıyorlar. Bence imparatorluktaki başarılarının da sırrı bu. Yani imparatorluklar bir Fransız imparatorluğuna ziyade Fransız imparatorluğuyla karşılaştırıldığı zaman ya da Almanlarla tolere ediyorlar değil mi çok, evet, kolay. Tolere etmeyi başarabilen yani hani İngiltere'ye giden bunu zaten çok hissedecektir. Bir İngiltere'ye gittiğimiz zaman, Fransa'ya, Almanya'ya gittiğimiz zaman karşılaştırdığınızda İngiliz'in yaklaşım tarzıyla Almanların ve Fransızların yaklaşım tarzları arasındaki farklılık zaten o emperyal geleneğin nasıl orada farklı inşa edildiği, kurgulandığını da göstermek açısından da önemli. Bu tabii İngilizlerin emperyalizmine yapmış oldukları korkunç kıyımları vesaire hafifletmek açısından söylediğim bir şey değil. Tolere edebilmek ama diğerleriyle mukayese edildiğinde bu konuda çok becerikli oldukları gözüküyor. Kesinlikle çok becerikliler, çok başarılılar ve uzun bir süre sömürgeler dağıldıktan sonra bile sömürgelerden gelen insanları topluma entegre edebilme konusunda bir Fransızlara göre, siz Fransa'yı çok iyi biliyorsunuz, Fransızlara göre çok daha başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani Hindistanlıların, Pakistanlıların işte eski sömürgelerden onlara kendilerini gelen, İngiliz hissettiriyorlar. Hissettirebiliyorlar. Bunda çok, evet, başarılı oluyorlar. Bu konuda en zayıf olan Almanlar. Yani bu konuda, evet, çok başarısızlar. O kültürleri gelişmemiş. Yani yaklaşım tarzları bir türlü de değişmemiş. Kraliçe Elizabeth deyince de yine 100 sene değil mi? Kraliçe Elizabeth de monarşinin artık o biraz düşen itibarını tekrar toparlayan. Şimdi monarşi şöyle bir durumla karşılaştı tabii İngiltere'de. O da yüzyılla damgasını basmış. 20. yüzyılda, evet, Kraliçe. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme damgasını vuran isim İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'tir. Karımca Kraliçe Elizabeth, kraliçe olarak damgasını vurmuştur monarşik karakter olarak. Bir de Margaret Thatcher tabii damgasını vurmuştur diye düşünüyorum. Yani siyasi adını, evet, olarak en çok duyuran Birleşik Krallık'tan iki kadın. Evet, iki kadın. Biri Demirley'di, biri de ne demek lazım bilmiyorum ama başka namı var mıydı Kraliçe Elizabeth'in?
Şimdi hatırlayamıyorum başka bir namı var mıydı diye. Ama Demir Lady tabii Thatcher için çok kullanılan bir ifade. Bu İngilizler buna alışıklar. Yani hani kadınların, güçlü kadın karakterlerin yönetimine alışıklar. Kraliçe 1. Elizabeth İngiliz milli kimliğinin inşasındaki en önemli isimlerden bir tanesiydi. Kraliçe Victoria keza 19. yüzyılda uzun süre yaşadı, demin de söylediğimiz gibi. O aynı şekilde bir karakterdi. Kraliçe Elizabeth de hiç de onlardan aşağı kalır bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi o da 20. yüzyılın 20. yüzyılda damgasını vurdu, tamamen vurdu. Şimdi şöyle bir durum var. 1789'da Fransız devriminden sonra tabii İngiltere ne kadar monarşik yapısını korumuş olsa bile monarşi itibar kaybetmeye başlıyor. Tabii cumhuriyetçilik gelişiyor. Bundan İngiltere'nin de etkilenmemesi mümkün değil. Cumhuriyetçi fikirler gelişiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri ayrı bir ekol oluşturmaya başlıyor. Kıta Avrupa'sında cumhuriyetler filizleniyor. Dolayısıyla monarşi bir itibar kaybına uğruyor. Her ne kadar İngiltere'de liberaller ve muhafazakarlar olarak iki temel kanat olsa da ve bunlar kraliyete bağlı görünüyor olsalardı ki muhafazakarlar çok daha fazla bağlı ama liberaller de bağlı sonuçta kraliyet ailesine. Yine de liberal fikirler, bunun yanında sosyalist fikirler, cumhuriyetçi fikirler gelişiyor İngiltere'de de. Bunda kaçınılmaz bir şey. Birinci Dünya Savaşı devreye giriyor, İkinci Dünya Savaşı devreye giriyor. Monarşinin itibarı, aile içi skandallar yaşanıyor. Dolayısıyla monarşinin şeyi düşüyor. Prestiji düşüyor. Düşen bu prestiji Elizabeth toparlamayı başarıyor. Tam da İngiltere'nin sömürgelerini yitirdiği İkinci Dünya Savaşı'ndan artık bir süper güç konumundan biraz da arka plana kaydı. Yani Amerika ile Sovyetler Birliği'ne göre arka plana kaydığı bir dönemde 1952-53 yılında tahta geçiyor. Ve hızlı bir şekilde de bu dağılan imajını da, tabii bu Britanya Devlet Aklı'nın da bir projesi. Ki birazdan belki anlatacaksınız. Evet. Peki şimdi biz bunları ara ara görüyoruz. İşte Kraliçe Elizabeth'in elinde mesela kılıçla kılıç oluyor. Başbakanı ne yapıyor kılıçla? Kılıç da ona onur veriyor. Onu bir anlamda kutsuyor. Sembolik olarak sembolik nedir olarak anlamı? Sembolik olarak ona kendi gücünden, yetkisinden bir şey veriyor. Bir kutsiyet atfediyor. Ama o fotoğrafta kraliçe... Kraliçe, buradaki elbette hakim güç kraliçe. Evet, hakim. Şimdi bununla ilgili çok enteresan bir şey vardır. İngiltere'nin başbakanlarından Harriet Wilson diyor ki kendimizi diyor kraliçeyle yaptığımız haftalık toplantılarda çocuk gibi hissederdik diyor. Yani hani sınava giren çocuklar gibi hissederdik. Acaba bize ne sorular soracak, bize cevap verebilecek miyiz diye. 1960'ların... Yani orada kraliçenin şahsiyetiyle mi alakalı o? Yani güçlü güçsüz bir karakter olmasıyla mı, yoksa o makamın verdiği bir güç mü? Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi kraliyet makamının ikili yönü var. Birincisi, bu tarihsel süreçte de böyle gelişmiş. Kralın makamından kaynaklı olarak bir gücü ve kutsiyeti var bir taraftan. Bir de kralın o gücü, kutsiyeti temsil edebilme kabiliyeti gerektiğinden dolayı kişisel olarak da gücü söz konusu olması lazım. Her hanedanda olduğu gibi. Krallığın böyle bir ikili yapısı söz konusu. Burada Elizabeth her ikisini de temsil ediyor. Hem kraliyetin gücünü burada ortaya koymuş oluyor, hem de kendisi de güçlü. Yani Harold Wilson'ın bu ifadesi bence çok da yani manidar bir ifade. Büyük ihtimalle diğerleri de öyle hissetmiştir. Diğerleri de öyle hissediyorlardı. Harold Wilson bunu apaçık bir şekilde dile getiriyor. Yani kendimizi diyor bir sınava giren öğrenci gibi hissediyorduk. Bize ne tür sorular soracak, ne yaptınız diye soracak diye. Kraliçenin hani oradaki prestijini, gücünü 1960'larda görüyoruz. Tabii sömürgeleri kaybediyorlar ama sömürgeleri tekrar toparlama, milletler topluluğu biçiminde toparlamada da çok etkin bir rolü olmuş Kraliçe Elizabeth'in. Ondan sonra eski sömürgeleri yapmış olduğu ziyaretlerle orada bir toparlayıcı vazife de görmüş. Tabii sosyal medyayı da çok iyi kullanmışlar. En başından itibaren Kraliçe olarak tahta geçtiği zaman milyonlarca insan televizyonlarda ve radyolarda onun tahta geçişini takip etmiş. Dolayısıyla bir güç oluşturmuş. Hemen Almanya'ya 1953'te taht töreni gerçekleştiriliyor. 1963 yılında Almanya'ya gidiyor. Yani Almanya ile ilişkileri düzeltmek adına. Çünkü en son 1913'te bir İngiliz kralı Almanya'ya gitmiş. Dolayısıyla 50 sene sonra bu da sembolik bir şey. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o düşmanlıklardan sonra Almanya ile de ilişkileri tekrar toparlamış. Ama evet, bir anlamda da hani İngiltere ve Amerika'nın önderliğindeki Avrupa'da Almanlara bir meşruiyet kazandırma tabii. Almanlar yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlere göre İngilizler ve Amerikalıların elinde biraz daha şey koruma düştüler. Diğer tarafta da parlamenter rejim var.
parlamento var ve Lordlar Kamarası var. Evet, iki kamera var. Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası olarak. Bu kameralar tabii 13. yüzyılın ortalarından beri her ikisi de mevcut. Hem Avam Kamarası var hem de Lordlar Kamarası var. 13, 14, 15. yüzyıllarda Lordlar Kamarası ağırlıklı gücü temsil ediyor. 15. yüzyıldan itibaren ise özellikle Güller Savaşı sürecinden sonra aristokrasinin ciddi olarak katledilmesi, ölmesi, birbiri aralarındaki iç savaştan dolayı ölmesiyle birlikte sonrasında da 16. ve 17. yüzyıllarda da yavaş yavaş burjuvazinin güçlenmesi ve burjuvazi avama sonuçta bağlı olan bir şey. Yani şimdi ortaçağ toplumu üst zümreli bir toplum diyoruz biz. Yani ruhbanlar, aristokrasi ve avam. Avamın bir grubunu da burjuvazi temsil ediyor. Burjuvazi şimdi avamın içinden çıkan bir grup oluyor. Avam zaten burjuvazi. Avam burjuvaziyi, köylüleri, yani özgür olup da aristokrasi ve ruhbanlara dahil olmayan herkesi kapsıyor. Üç zümreli toplumda. Din adamı değilseniz, aristokrat değilseniz vergiden muafiyet hakkınız yok. Ve yargılanmadan muafiyet hakkınız da yok. Burjuvazi şimdi yeni bir sınıf olarak güçlenmeye başlayınca, 16. yüzyılda da artık iyice İngiltere'de güçlü hale gelmeye başlayınca avam kamerasında temsil hakkı istiyor. Ve avam kamerası zaten var. O daha işlevsel hale geliyor. 17 ve 18. yüzyılda avam kamerasının prestiji daha da artıyor. En nihayetinde de 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra seçme oy verme hakkının da genişletilmesiyle birlikte avam kamerasının gücü de artıyor. Lordlar Kamarası 20. yüzyıl boyunca iyice sembolik bir şeye dönüşmeye başlıyor. Kuruma dönüşmeye başlıyor diyebiliriz. Şimdi ama yine de Lordlar Kamarası'nın yine de gücü var. Önceden Lordlar Kamarası daha çok soy bağına dayalı olarak işte siz bir aristokratik ailenin mensubusunuz ve dolayısıyla Lordlar Kamarası'nda temsil hakkına sahipsiniz. Ve kralı etkileme gücüne sahipsiniz. Şimdi 20. yüzyılda olan ne? 20. yüzyılda o soy hakkından ziyade kralın atadığı, yine toplumda güçlü asil olarak görülen ailelerden atamış olduğu veyahut da kişi olarak sizi öyle görüp kralın atamış olduğu kişiler Lordlar Kamarası'nın bir üyesi olabilir. Lordlar Kamarası'nı tabii İşçi Partisi tamamen işlevsiz hale getirmek istedi Tony Blair. Ama bunda başarılı olamadı. Lordlar Kamarası yine de varlığını devam ettiriyor. Şu yok, bir kararı reddetme, ortadan kaldırma, parlamenton sonuçta seçilmiş, parlamenton almış olduğu kararı ortadan kaldırma gibi bir hakkı yok ama geciktirme hakkı var. Yani siz bu kararı düşünün demek suretiyle avam kamarasından çıkan bir kararı, yasalaşacak bir kararı, geciktirme hakkı, gözden geçirilmesini talep etme hakkı gibi hakları var. Dolayısıyla bir etkileyici bunun önemi var mı? Yani mesela bir ağırlığı oluyor mu? Geciktirme hani bir nevi mesaj mı? Mesaj olarak alınır mı? Bence meclisten alınır. Yani orada hala İngiltere'de lordların ve aristokratik kültürün ve kraliyetin gücünün olduğunu da göstergesi olarak düşünüyorum. Zaten yani Tony Blair gibi zamanında büyük vaatlerle gelmiş bir başbakan. Kralla Lordlar Kamarası daima uyum içinde midir? Genelde uyum içindedir kanımca. Biraz onun gölgesi gibi mi? Evet, yani yönetimde her zaman uyumludurlar. Çünkü ne olursa olsun onlar aristokrasiyi temsil ediyorlar. En azından ediyorlar. Oradan gelen mesajla hangi konuda kriz çıkabilir, çıkamaz. Bunu çıkamaz diye bence anlaşılır. Çünkü yok, onlar aristokratik bloğu temsil ederler. Aristokratik blok da 3 aşağı 5 yukarı beraber hareket ederler. Zaten bu aristokratik bloğun oluşturulmasını ve korunmasını sağlayan da kraliyetin kendisi. Yani o kültürünü devam ettirmek istiyor. Ve lordları da zaten kendisi bir şekilde oraya atıyor, görevlendiriyor. Onun izni olmadan lordlar atanmıyor. Seçimle gelen avam kamarasından farklı bir konumda olmuş oluyor lordlar kamarasındakiler. Dolayısıyla orada bir sınıfsal bir ittifak diyelim ya da zümre ittifakı diyebileceğimiz bir ittifak söz konusu. Ve lordlar kamerası bir etki unsuru olarak var. Zaten ya bence en önemli olan nokta da yani Lordlar Kamarası bir şekilde varlığını sürdürüyor. Kaldıramıyorlar ortadan. Bunun böyle olması bu bile gösteriyor. Bu bile bence çok güçlü bir gösterge. Peki şimdi Birleşik Krallık, Britanya, hangisini söylememiz gerekiyor? İngiltere. Şimdi İngilizler, Britanyalılar da buna kendileri de karar veremiyorlar bir türlü. Resmi isim olarak evet, Büyük Britanya Krallığı daha sonradan Birleşik Krallık haline dönüşmüş. İsterseniz burada biraz bundan bahsedeyim. Evet, biraz o coğrafyayı da söyleyeyim. Birleşik Krallık derken nereyi kastediyor? Birleşik Krallık derken kastettiğimiz ada. Aslında ada diye de literatürde geçiyor. Britanya adaları. Tabii bu da onun hususiyetlerinden biri değil mi? Etrafın kesinlikle sularla çevrilmesi. Ada kıta Avrupa'sından farklıdır. Coğrafi olarak da farklıdır. Çünkü
arada bir deniz var. Coğrafi olarak farklı. Her zaman kendini kıta Avrupa'sının yaşamış olduğu sorunlardan koruyabiliyor ada olması sayesinde. İzole olabiliyor, korunaklı olabiliyor. Kıta Avrupa'sında yaşanılan problemler oraya çok fazla sirayet etmeyebiliyor. Kendini bu şekilde koruma kabiliyetine sahip olmasını sağlıyor bu coğrafi özellik. Tabii bu mesela Roma İmparatorluğu döneminde de böyle. Yani Roma kıta Avrupa'sında kan gövdeyi götürüyorken ada bundan bağımsız kalabilmiş. Roma işte barbar akınları, Cermen akınlarıyla birlikte Roma İmparatorluğu dağılırken ada kendini bundan koruyabilmiş. Dolayısıyla tarihi süreçte bu ada adaların böyle bir avantajı var. Kültürel olarak da bu onları birleştirmiş oluyor. Her ne kadar aralarında ciddi etnik anlamda ve kültürel anlamda farklılıklar görünüyor olsa da yine de bir birlik, bir entegre bir yapı olduğunu söylemek mümkün. Bu adalarda önceleri Briton halk yaşıyor. Bu çok önemli bir nokta. Briton halk yaşıyordu. Bretonlar. Bretonlar evet. Yani Fransa'daki Bretonlar. Bu Breton halk Keltik. Yani şu anda aşırı sağ parti liderinin işte babası da Jean-Marie Le Pen. İkisi de Breton. Evet. Tabi olarak baba kızı oldukları için. Aynı Bretonlar. Evet, Bretonya bölgesiyle Bretonlar akrabalar. Aynı Bretonlardan bahsediyoruz. Bretonlar yaşıyorlar. Bunlar Kelt kavim. Bu Bretonlar haricinde yine Breton olan Bretonlar kim? Bretonlar ise Keltik topluluklar. İrlandalılar buna dahil edilebilir. İskoçlar buna dahil edilebilir. Galleriler de dahil edilebilir. Bretonların yanı sıra aynı zamanda kaynaklarda İskoç kavramının da kullanıldığını görüyoruz. İskoç kavramı da biraz daha geçmişte... Yani hepsi Kelt mi? Bunlar Keltik kökenli. Her ne kadar aralarında farklılıklar olsa da kabilesel farklılıklar. Bunların hepsi Keltik kökenli. İskoçları da İrlandalılar ve İskoçlar diye ayırabiliriz. Ama Orta Çağ'da İskoç dendiği zaman İrlandalıları da kastediyor. Yani Keltik bir şeyi kastediyor. Dolayısıyla her ne kadar aralarında fark olsa da bunlar Breton olarak ortak bir temele dayanıyorlar. Bir de bunlar kendi kendilerinde dayandırıyorlar mı? Tabii. Yani özellikle Galleri Briton olarak kabul ediyoruz. İskoçlar kendilerini İskoç olarak, Keltik bir topluluk olarak ayırt ediyorlar. İrlandalılar da kendilerini Keltik bir topluluk olarak yine ayırt ediyorlar. Yani aralarında ufak farklılıklar olduğunu kendileri de söylüyorlar. Ama köken olarak böyle bir Breton temeli olduğu üç aşağı beş yukarı herkes tarafından da kabul edilen bir şey. İngilizler ise İngilizler ise Anglo-Sakson. Yani üç tane kabile var. Anglılar, Saksonlar ve Jutlar. İngiltere'yi istila eden üç tane kabile Bretonları yaşarken gelip Bretonları asimile eden, kontrol altına alan üç tane topluluk. Bunlar Hollanda, Almanya'nın kuzeyi Saksonya bölgesinden ve Danimarka topraklarından gelen üç tane topluluk. Sonradan Jut ismi ortadan kalkıyor. Anglılar ve Saksonların isimlerini birleştirerek biz Anglo-Saksonlar diyoruz. Anglo-Saksonlar tabii ki kendilerine ait bir tarih yazıcılığı da üretiyorlar. Yani Anglo-Sakson tarih yazıcılığı denilen bir şey çıkıyor. Bu da Galler ve İskoçların daha farklı oldukları, dini olarak da aslında Anglo-Saksonlardan sonra Hristiyanlaştıkları gibi bir şeydi mesela. Ki doğru değil mesela. Bretonlar, tabii. Doğrusu ne? Doğrusu Bretonlar daha önceden Hristiyanlaşmaya başlamışlardı Roma dönemindeki etkilerle. Neden böyle bir propagandaya girişiyorlar? Yani Tanrı bize burayı bahşetti. İngiltere bu coğrafyayı, Britanya'yı bizim gelip istilacı olarak almamız zaten Tanrı'nın tarafına seçildiğimizin göstergesi olan bir şeydir. Bu Breton, tırnak içinde Breton kafirlerin topraklarını gelip biz aldık Anglo-Saksonlar olarak, gerçek Hristiyanlar olarak. Şimdi uzun bir süre bu kimlikler bu şekilde birbirleriyle çatışmalı bir şekilde yaşıyorlar. Yavaş yavaş 12. yüzyıldan itibaren ise Britanyalı kimliği denilen bir kimlik inşa edilmeye çalışılıyor. Yine peki de, o oraya gelene kadar yani işte biz gerçek Hristiyanlar, siz sonradan falan buradaki mezhep Katoliklik mi? Yine Katolikler ama kültürel olarak birbirinden farklı olan şeylerden bahsediyoruz. Buradaki mücadeleler mezhepsel bir mücadeleden ziyade hangi kilisenin ya da hangi manastırın daha eski olduğu, daha güçlü olduğu, daha büyük olduğu vesaire. Bunun üzerine işte İngiltere'deki Canterbury manastırına bağlı mı olsun Galler'dekiler, olmasın mı gibi tartışmalar üzerinden daha çok şekillenen bir şey. Orada müsaadenizle duralım. Buyurun. Bir araya gidelim. Tamam. Devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Birleşik Krallık mı, Britanya mı, İngiltere mi demiştim, siz de anlatıyordunuz ve anlatırken aynı zamanda İngilizlerin kimlik inşasını da
anlatıyorsunuz evet. diye düşünüyorum değil mi? Evet. İngiliz kimlikleri bıraktığımız yerden devam edersek. Anglo-Saksonlarla diğer Bretonlar arasındaki Bretonlar arasındaki rekabet. 12. yüzyıldan itibaren ise İngilizler daha fazla etraflarında bütün adaya hakim olma projesini geliştirmeye başlayınca, bir imparatorluğa dönüşme projesine doğru yöneldikçe etraflarında önce Gallileri kontrol altına alma, sonra İskoçları kontrol altına alma, zaman içinde İrlandalıları kontrol altına alma gibi bir politikaya doğru yönelmeye başlayınca İngiliz kimliğini her ne kadar üstün kimlik olarak vurgulasalar da ortak bir Britanya kimliğinden de bahsediyorlar tabii. İşte bu Britanya'yı kuran kişi Brutus'tur. O da Truva kökenlidir. Hmm. İşte hikayesinin üretilmesi. Evet. 12. yüzyılın hikayesi bu. Ve Britanya isminin de kökenlerinin ona dayanması. Bir ortak Briton kimliği oluşturabilir miyiz? Britanya kimliği oluşturabilir miyiz gibi konular. Her ne kadar İngilizler, Gallerleri, İskoçları, İrlandalıları aşağılıyor olsalar da bu dönemlerde gündeme gelmeye başlıyor. Ama hakikaten bir Britanya kavramından 18. yüzyılın başlarından itibaren. O herhalde bugün de devam ediyor değil mi? Evet, o yani kimlik farklılıklarının 800 yıldır devam eden. İskoçlar ya da Galler biraz daha farklı. Galler çok kolay entegre olmuş 16. yüzyılın başlarında. 1540'lı yıllarda Galler artık İngilizlerin kontrolü altına giriyor. Yani Galler Krallığı diye bir krallık yok 16. yüzyılın ortalarından itibaren. Ama İskoçlar ayrı bir kimlik olarak varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Her ne kadar 1707 yılında bu nokta önemli. Britanya İmparatorluğu, yani Büyük Britanya İmparatorluğu kavramı 1707'deki İskoçlarla İngilizlerin tek bir krallık olarak birleşmesiyle gerçekleşen evet. bir şey. Halen de o şey İskoç tarafı da devam ediyor. Evet, devam ediyor 1707 tarihi. Sonrasında ise 1801 tarihinde de buna İrlanda da dahil ediliyor. Bu İskoç Krallığı'nın birleşmesinde birleşelim güçlü olalım gibi bir gaye mi var? Nasıl oluyor? Nasıl şekilleniyor? Bu da şöyle oluyor. Yani biri diğerini aşağılarken sonra yan yana gelmesi. Şöyle oluyor. 1603 yılında Kral 1. James İskoçya'dan geliyor ve İngiliz kralı oluyor. Elizabeth'den sonra İngiltere'de kral olacak bir kişi olmadığı için. Mecburen. Evet, kuzen olarak Elizabeth'in yerine James getiriliyor. Zaten her ne kadar İskoç ve İngiliz krallıkları diye iki ayrı krallık olsa bile 1603 yılından itibaren aslında tek Kral James'in şahsında tek bir krallık var. Kral James İngiltere'de 1. James, İskoçya'da 6. James. Ve İskoçya'ya gitmeyen, İskoçya'yı çok nadir ziyaret eden ve İngiltere'de ikamet eden bir kral. Sonrasında ise şöyle bir şey de gelişiyor tabii. İskoçya'nın özellikle güney kısımları İngiliz kimliğine entegre. Yani onlar İngilizceyi çok kolay bir şekilde benimsemiş, İngilizce konuşan, protestan olmalarından kaynaklı olarak da her ne kadar farklı tür bir protestanlığa sahip olsalar da protestan kimliklerinden dolayı da İngiltere'ye daha kolay entegre olabilecek olan bir bölge İskoçya'nın güney kısımları. Dolayısıyla bir de buna tabii ki başka bir şey ekleniyor. İngiltere yavaş yavaş ticari bir toplum olmaya başlıyor. Yani zenginleşen bir toplum olmaya başlıyor. Çünkü sömürgecilik sürecine giriyor. Ve İngiliz aklı oluşuyor. Evet, ve İngiliz aklı oluşuyor. Dolayısıyla da ve İngiliz aklında İskoçlar belirleyici tabii. Yani biz şimdi İngiliz diye bildiğimiz pek çok zaten isim İskoç. Yani şimdi Adam Smith'ten bahsediyoruz, politik ekonominin kurucusu İskoç. İngiliz değil yani. Dolayısıyla bu aynı şeye benzetiyor. Belki tam karşılığı olmaz ama yine benzetmek açısından. İran'da mesela o Azeri şeyin çok belirleyici olması gibi. İran devlet aklının oluşumunda belirleyici olmasına benzer bir şey diyebiliriz. Belki tam karşılığı olmasa bile. İskoçlar tabii bu emperyal İngiliz devletinin nimetlerinden yararlandıkça onun bir parçası olmaktan da hiç gocunmuyorlar. Gayet bunu benimsiyorlar. Yani beraberce bu işi yürütüyorlar. Evet. 1801 senesinde de İrlanda da tamamen Birleşik Krallığın bir parçası haline geliyor 1801'den itibaren. Artık bir Britanya kavramı ama burada belirleyici olan ne? Protestanlıkla bir Britanya kavramı. Bir araya geliyor. Tabii. İrlanda Katolikleri bu kimliğin dışında bırakılmış. Çok bilinçli olarak. Yani aslında İngiltere tarihinin gelişimini, mezhepler kavgasını göz ardı ederek biz
kesinlikle yani Britanya kimliğinin oluşumunu da mezhepler kavgasını göz ardı ederek okuyamayız. Yapamayız. Mümkün değil, okuma yapamayız. Anlayamayız. Anlayamayız da. Yani 1829 senesinde Katoliklere ancak devlet kademelerinde görev alma hakkı veriliyor. Bu çok geç bir tarih. 19. yüzyılda 1829'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla hatta diğer mezheplere yani Anglikan olmayan mezheplere de ayrımcılık yapılıyordu. Protestan olsanız bile Anglikan değilseniz ayrımcılığa uğruyordunuz. Onlara da 19. yüzyılın başlarında yine haklar verilmeye başlanıyor. Dolayısıyla mezhepler mücadelesi çok belirleyici ve Britanya kimliğinde de ortak mezhep üzerinden kimlik tanımı yapılmış ki İrlanda sorunu dediğimiz sorun da zaten bununla da alakalı bir. Bu arada asillerin arasında yani mesela Lordlar Kamarası'nda herhalde Katolik yoktur değil mi? Evet 18. yüzyılın ortalarından itibaren bu tasfiye ediliyor yani artık 1740'lardan sonra Katolik olan Lordlar tasfiye ediliyor. Tamamen Protestanlaşma, Anglikanlaşma. Şimdi tasfiye ediliyor derken Katoliksin git mi deniyor? Evet Katoliklerin malları müsaade ediliyor. Eğer hayattaysalar malları müsaade ediliyor veyahut da Protestanlaşmaya zorlanıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var İngiliz tarihi yazıcılığı sanki İngiltere'de herkes her şey barışçıl bir şekilde yürümüş. Fransa'da ise kanlı savaşlar olmuş, İngiltere'de böyle bir mücadele olmamış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. 18. yüzyılda Anglikan Kilisesi ve Anglikan Kraliyet Devlet Katolisizmin yani Katolisizmi ezmiş. Çok çok açık bir şekilde Katolisizmi çok sert bir şekilde baskı altına alıyorlar, eziyorlar. Özellikle de işte Katolik aristokrasinin mülkiyetlerine el koymak suretiyle bunu gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan alt kesimlerde de işte özellikle Katolik iddiaları destekleyen İskoçya'daki, İrlanda'daki halkı fakirleştirerek, onların yine topraklarına el koyarak ve onların topraklarını oraya yeni yerleştirdikleri Protestanlara vermek suretiyle büyük bir ayrımcılık yapıyorlar. Yani şimdi Britanya tarihi yazıcılığındaki tartışmalardan bir tanesi de bu. 18. yüzyılda ne kadar müsamaha, toleration vardı ya da yoktu tartışması yani. Hani kimileri hayır bu toplum müsamaha toplumu, tolerans toplumu değildi. Aksine bu toplum bir zulüm toplumuydu. İrlanda için ya da İskoçya için zulüm toplumuydu diyen mesela bir tarihçilik akımı da mevcut. Bunlar göz ardı edilemez ama İngilizlerin genel tarih yazımı bize sanki böyle bir barışçıl bir yapı varmış gibi. Belki Fransa'ya bakarak bu cümle kuruluyor olabilir. Evet, yani Fransa, oradakinin çok şiddetli ve namlı olmasıyla alakalı belki. Şimdi kesinlikle öyle. Fransa'dakinin tam tersi bir şekilde kendisini tanımlama gibi bir anlayışa sahipler. Fransa'da eğer bir şey kanlı olmuşsa burada kansız olmuştur. Fransa'da işte İngilizlerin istisnai bir tarihi durumu vardır. Bu kıta Avrupası'yla tam bir tezat teşkil eder. O yüzden biz kıta Avrupası'yla bir yere kadar bir olabiliriz. Onlardan farklıyız diye vurgulanan bir bakış açısına sahip oluyorlar tabii İngilizler. Bunu da 19. yüzyılda tamamıyla artık tarih yazımında inşa ediyorlar İngilizler. Siz demin Truva Hattı'ndan bahsettiniz. Tabii şeyde De Gaulle de İngilizlerin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyordu ve şeye Fransa onlara biraz Truva Hattı gibi bakıyordu. Neticede girdiler ve çıktılar. Girdiler ve çıktılar. Yani İngilizler tabii ki biraz konjonktürel olarak girdiler ama İngilizlerin kendi aralarında da bu hiçbir konuda anlaşma. Hiçbir zaman Euro'ya katılmadılar. Hiçbir zaman. Ama adını Euro yaptılar. Halbuki evet. Almanlar, Fransızlar adını evet. koymuşlardı. Evet. Kendi zaten ama dünyada da İngiliz basını etkili olduğu için. İngiliz basını ve yani sonuçta bizim şöyle bir değerlendirmemiz gerekiyor. İngilizce etkili gerekiyor. Olduğu için. Euro'nun adı bile İngiliz aksanlı oldu. İngiliz aksanlı oldu. Şu bir gerçek 1945'ten sonra artık Avrupa diye bahsettiğimiz tamamen Amerika'nın hakimiyeti altında bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın da Avrupa'daki müttefiki Britanya yani ikisinin birlikte kontrol altında tuttukları bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bazen rekabete girseler de. Evet. Kontrol tamamen onların elinde. Alman kültüründe de ciddi bir Anglo-Sakson hayranlığı da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişiyor. Yani bu da reddedilecek bir şey değil yani hani İngilizce konuşmaya olan özenme yani Almanlarda çok somut bir şekilde görebilirsiniz. 45 sonrası Federal Almanya nesli tamamen Amerikan kültürünün ve İngilizcenin hakimiyeti altında olan bir nesildir evet. yaklaşım tarzları. Sadece hayranlıkta değil herhalde etkili olan orada. Evet. Magna Carta
Biraz bahsedelim, hak tamam. ediyor herhalde değil mi? Birleşik Krallık, İngiltere dediğimizde bütün dünya tarihinde dede yeri itibariyle. Şimdi Magna Carta'nın hikayesi çok enteresan bir hikaye. 1215 senesinde tabii krala lordlar arasında bir müzakere ve sözleşme diyorlar da sözleşme iki... Yani Bretonlarla Anglo-Saksonların çarpıştığı dönem aynı zamanda değil mi? 13. yüzyıl demin söylediklerinizden. Yok, İngilizlerin artık adada iyice hakim pozisyona geldikleri, İskoçlarla tabii mücadelenin devam ettiği, Gallerle de yine kısmen mücadeleler var ama İngilizlerin etrafa artık iyice... oturmuş bir hali mi? Evet, İngilizler artık güçlü bir krallık oluşturmuşlar. Bu güçlü krallık olmanın yaratmış olduğu problemler var. İngiltere'de kral artık modern bir devlete doğru, aslında tırnak için onu söyleyebiliriz. Modern bir devlete doğru bir gidiş gerçekleştirmek istiyor. Yani kraliyetin... 13. yüzyılda. Evet, 13. yüzyılın başlarında. Yani güçlü bir kraliyet... Güçlü modern derken belki modernizm olmadığına göre restore mi etmeye çalışıyor? Şunu kastediyorum, yani güçlü bir bürokrasisi olan, daha merkeziyetçi, devlet gibi bir devlet, yani bir başkenti kurumlarıyla olan, bir başkenti olan. Şimdi Orta Çağ deyince biraz tabii biz farklı bir şey algılamamız gerekiyor. Orta Çağ deyince işte bugünkü gibi işte başkent bürokrasisi olan bir devletten bahsetmiyoruz. Oldukça ilkel diyelim. Bir devlet yapısından bahsediyoruz. Devleti daha merkeziyetçi hale getirmek isteyen, kendine bağlı olarak bir bürokrasi oluşturmak isteyen ve aristokrasinin imtiyazlarını da biraz daraltmak isteyen ve aynı zamanda da ruhban sınıfının da imtiyazlarını da daraltmak isteyen bir krallık portresi var. Yani 11. yüzyıldan itibaren bu zaten kendini gösteriyor. Henüz Katolikler. Evet, Katolikler, Orta Çağ boyunca Katolikler. Ama din adamlarını biraz kısıtlamak istiyorlar. Aristokrasiyi de yine kısıtlamak istiyorlar. Aristokrasi ve din adamlarının iki tane temel hakkı var. Bir tanesi, aristokrasi ve din adamları vergiden muaftır. İkincisi, yargıdan da muaftır. Onları öyle istediğiniz gibi yargılayamazsınız. Ama kraliyet gücünü göstermeye çalıştıkça, kendisine bağlı bir yargı sistemi merkezden kurgulamak isteyince, yine vergi toplamak isteyince, tabii ki ruhban sınıfıyla ve aristokrasiyle karşı karşıya geliyor. Bu karşı karşıya gelme sürecinde aristokrasi ve ruhban sınıfı kraliyete karşı kendi gücünü çok fazla 12. yüzyıl boyunca gösteremiyor. Çünkü daha güçlü krallar var. Ama nitekim 13. yüzyılın başlarında Kral John, tebaası tarafından da çok fazla sevilmediği söylenen bir kral, onun yanlış adımları neticesinde lordlar biraz daha baskın hale geliyorlar ve Londra'ya yürüyorlar ve kralı bir anlaşma metnine, sözleşme deniyor Magna Carta'ya ama sözleşme demek çok da doğru değil. Sonuçta burada kral ve diğerleri krala bağırır, teba. Yani kral lordtur, diğerleri vasaldır. Her ne kadar lord olsalar da krala bağlıdırlar. Dolayısıyla biz burada bir sözleşmeden bahsedersek doğru bir ifade kullanmamış oluruz. Burada kraldan bir izin, bir berat alıyorlar. Buna da Magna Carta, büyük ferman ya da büyük berat ismini vermişler. Buna neden vermişler? Bunu da diğer benzer fermanlardan onu ayırmak için büyük ferman adını veriyorlar. Ve bu ferman da baktığınız zaman şehirlere bazı özgürlükler vermek, yani şehir, belediye yapılanması şeklindeki şeylere özgürlükler verilmesi, lordlara yine bazı özgürlükler verilmesi gibi oldukça yerel meseleleri ilgilendiren maddelere sahip Magna Carta. Fakat Magna Carta'nın özellikle bir tane maddesi var ki, o çok önemli bir evrensel hukukun bir parçası olmuş. Yani masumiyet karinesi dediğimiz. Kişi eğer yargı süreci tamamlanmamışsa hapse atılamaz, sürgün edilemez, mallarına el konulamaz. Burada da zaten vurgulanan şey lordlar aslında o zaman. Sonradan evrensel hukukun bir parçası haline gelmiş bu ama o dönemde lordları ifade eden bir şey. Magna Carta ölü doğmuş bir metin. Yani Magna Carta'yı yapıyorlar, Magna Carta beratını Kral John veriyor lordlara ama sonra lordlar Londra'yı terk ettikten sonra hayır, ben buna imza atmadım, benim mühürümü zorla aldılar ve oraya fermana vurdular diyor Kral John ve bunu tanımıyor. Hemen bir iç savaş başlıyor. İç savaş başlayınca aslında ölü doğmuş bir metin oluyor, geçerli olan bir metin olmuyor. Sonrasında ise Magna Carta bir şekilde önce Kral John'un oğlu 3. Henry, sonrasında da işte onların torunlarından 1. Edward döneminde artık İngiliz hukuk sisteminin bir parçası haline geliyor. Ama sadece bir parçası, belirleyici şey değil Magna Carta'nın metinleri. Magna Carta metni belirleyici bir çerçeveyi sunmuyor. Ne zaman Magna Carta önemli hale gelmeye başlıyor? 17. yüzyıldan itibaren önemli hale gelmeye başlıyor. 17. yüzyılın ortalarında tabii İngiltere'de kralla parlamento arasında çatışma ortaya çıkınca
parlamento taraftarı olan hukukçular kraliyetin gücünü sınırlandırmak için Magna Carta'ya bir dönüş yapıyorlar. Magna Carta'nın aslında İngilizlerin o eski örfü hukukunun, common law dedikleri örfü hukukunun önemli bir parçası olduğu, kralın da yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğine Magna Carta'ya referansla, bakın işte bizim tarihte de Magna Carta gibi bir metnimiz vardı. Bu metne baktığımız zaman bizde zaten kralın hakları, kralın yetkileri sınırlandırılmıştı. Dolayısıyla biz de şimdi kralın yetkilerini sınırlandıralım tarihimize bakarak ve anayasal monarşiyi oluşturalım diye bir eğilim ortaya çıkmaya başlıyor 17. yüzyılın ortalarında. Ve bu protestan parlamenterlerin özellikle... Artık protestanlar değil mi? Protestan parlamenterlerin Katolik krala karşı 17. yüzyılın ortalarında Katolik krala karşı Magna Carta'yı kullanmalarını ifade ediyor. Bu önemli. Yani orada protestanlık Katoliklik çatışması da var mı hala kralın yetkisini törpülemek haricinde? Tabii o 1688'e kadar İngiltere'nin tamamıyla Katolik olması tehlikesi var. 1688 yılında Kral 2. James, Katolik Kral, tahttan protestanlar tarafından indiriliyor ve sürgüne gönderiliyor. Sonrasında zaten Hollanda'dan damadı protestan, onu getiriyorlar, William'ı, ve onunla birlikte tekrar protestanların hakimiyeti söz konusu oluyor. Yoksa İngiltere'de Katolikleşme tehlikesi 17. yüzyılın ortalarında, ya 1688 yılından bahsediyoruz, sonlarına kadar devam eden bir problem. Yani Magna Carta'nın yeniden referans olarak alınmasında Katolik sadece bir yönetim restorasyonu değil, mezhepsel bir mesele de var. Çünkü kral Katolik, onun yetkilerini sınırlandırılmasıyla referans da sağlanması gerekiyor. Her dakika mezhepler önümüze çıkıyor. Her dakika mezhepler. Birleşik, yani İngiliz tarihinde Birleşik Krallık hikayesinde mezhepler çok belirleyici bir şeydir. Aslında bütün, biz hani burada Almanya'yı konuşsak Almanya için de aynısını söyleyebiliriz. Fransa'yı konuşsak belki onun için de söyleyebiliriz. Fransa'nın durumu biraz daha farklı. Almanya'da ne dersiniz? Almanya'da da Katolikler, şu anda yani bugünkü Almanya'nın yarısı neredeyse Katolik, yarısı da Protestan. Dolayısıyla birbiriyle dinsel olarak yabancılaşmış ve birbirleriyle çok daha sert ve kanlı mücadelelere girişmiş olan güçler Almanya'da, mezhepler. Yani şimdi şöyle düşünün, mesela Berlin merkezli olarak Prusya, orası Protestan ağırlıklı bir yer. İşte Hamburg, kuzeye gidelim. Kuzey bölgeleri Protestan ağırlıklı bölge. Biraz daha güneye gelin, Bavyera, Katolik. Bavyeralılar diğer Almanları sevmezler. Diğer Almanlar da Bavyeralıları sevmezler. Kimlik olarak birbirlerini farklı görürler. Ve burada din çok belirleyicidir. Bavyera bölgesinde hakim olan din Katolisizm'dir. Ve kesinlikle ve kesinlikle Martin Luther'in ortaya çıkmış olduğu Saksonya bölgesini kendileri gibi görmezler. Saksonyalılar da onları gerçek Alman görmezler. Ve burada din çok belirleyici. Sadece kültürel şeyler, eskiye dayanan yerel kültürel faktörler değil. Din burada belirleyici şey. Yani Almanya'daki mezhep devletçikleri dediğimiz olgu oldukça şekillendirici olmuş. Bugüne de rengini vermiş. Yani bir coğrafyanın düşünün yarısı ve parçalı. Yani bu yarısı Katolik, bu yarısı Protestan şeklinde değil. Orada biraz Protestan var, orada biraz Katolik var. Yan yana bölgelerdeler. Şimdi bu Magna Carta'nın kralın yetkilerini törpülemek maksadıyla refere edildiği dönem 17. yüzyıl. Evet. Değil mi? Ardından emperyalizm. İngiliz emperyalizmi aşağı yukarı onu izleyen zamanlarda. İngiliz kimliğinin, hem Britanya kimliğinin, bakın zaten burada Britanya kimliği de yavaş yavaş gelişiyor. Britanyalılık vurgusu da gelişiyor. Yine o da Protestanlıkla alakalı. Ve bunun yanında Magna Carta gibi İngilizlerin farklı olduğunu vurgulayan bir metin. Bir metin de gündeme getiriliyor. Hukuki olarak da kendilerinin farklı bir yer olduğunu, yapı olduğunu vurgulamaya çalışan bir anlayış da gelişiyor aynı dönemde. Ve bu İngiliz emperyalizmle, tabii şimdi emperyalizm dediğimiz zaman o kendi kültürel şeyini de oluşturacak. Arka planını da oluşturacak. İşte Magna Carta, demokratik gelenek. İşte parlamento 13. yüzyıldan beri İngiltere'de bir şekilde işliyordu. İşte bizim demokrasi geleneğimiz var. Bizde hiçbir zaman kralın mutlak monarşi gibi yetkileri olmamıştır. Anayasal monarşi yapısı bizde hakimdir. Bu kıtadakinden farklı, dünyanın herhangi bir yerinden de farklıdır gibi vurgular yavaş yavaş. Cumhuriyette değiliz ama. Efendim? Cumhuriyette değiliz. Cumhuriyette değiliz. Yani cumhuriyetin de kendine ait kötülükleri var. İşte bakın zaten 19. yüzyılda olan şey de o. Bakın işte Fransa'nın cumhuriyeti kurması ne tür Fransız toplum için belalara
neden oldu gibi söylemler de yine gelişiyor. Ve 19. yüzyılın artık ortalarında İngiltere'de bir emperyal tarih yazıcılığı gelişiyor. Peki çok özür dilerim oraya gelmeden güneş batmayan imparatorluk. Güneş batmayan imparatorluk sözü 19. yüzyılda İngilizlere atfedilen bir şey ama aslında kökeni Habsburglardır. Güneş batmayan imparatorluk Şalke'nin yani 5. Karl'ın Habsburg İmparatorluğu'na verilen isimdir. Güneş batmayan imparatorluk. Nasıl İngiliz malı olmuş? Sonradan Habsburglar tabii gücünü yitirince emperyal sahneden çekilince o İngilizlere 19. yüzyılda atfedilen bir şey olmuş. Biz de İngilizlere atıfla onu artık biliyoruz. Peki biz okul kitaplarında da böyledir. Türkiye'de güneş batmayan imparatorluk geçer, böyle bilinir diye. İngilizler kendi kendilerini böyle, tabii, böyle tanımlıyorlar. Tarif ediyorlar. Evet, böyle tanımlıyorlar ama kavramın hani orijinali Habsburglarla alakalı. İspanyol İmparatorluğu'yla alakalı. Çünkü İspanyollar Amerika kıtasında hakim olmuşlar. Kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl. İngilizler ne zaman alıyor? 19. yüzyılda İngilizler artık bunu tamamen kendilerine atıfta kullanıyorlar. Birden yani onların mı oluyor 19. yüzyıl? Evet tabii 19. yüzyılda artık İngilizler tabii İspanyollar bir emperyal güç olmaktan çıkmışlar. Artık yoklar yani emperyal mücadelede sahnede yoklar. 19. yüzyılda bu kavramı İngilizler kendileri kullanıyorlar. 19. yüzyıl tabii ki geçmişe yönelik projeksiyonların, kavramsallaştırmaların oluşmuş olduğu da bir yüzyıl. Zaten tarihi artık İngilizler yazacaklar. Tarihi İngilizler yazıyor 19. yüzyılın ortalarından itibaren. Şöyle Almanlarda tarihçilik tabii profesyonelleşiyor ama İngilizler emperyal güç oldukları için, dünyada hakim oldukları için onların tarzı olan liberal tarih anlayışı hakim oluyor. Liberal tarih anlayışında da ne var? İşte parlamenter demokrasinin gelişmesi ve bunun da burada da İngilizlerin belirleyici olduğu, Britanya İmparatorluğu'nun bütün dünyaya model olacak. Yani Fransızların da kullanmış olduğu medenileştirme misyonunu gerçekleştirecek olan yer olduğu Britanya'nın vurgusu. Fransızlarda da benzer bir şey var ama oradaki şey Fransız devrimi ve Fransız devriminden sonra cumhuriyetçiliğin yaygınlaştırmasıyla alakalı bir şey. İngilizlerde ise bu demokrasi geleneği olarak kendisini gösteriyor. İşte Magna Carta da burada kilit öneme sahip bir metin olarak lanse ediliyor. En önemli markalardan biri. Markalardan bir marka tabii. Magna Carta böyle bir marka. 1688'de bahsetmiş olduğumuz deminki şanlı devrim böyle bir şey. İşte Fransızların devrimi kanlı devrimdi. Bizimkisi kanlı devrim değil. Barışçı bir devrim. Şanlı devrimdir. Hayır. Şanlı bir devrim. Kendiniz şanlı devrim diyebilirsiniz ama gayet de kanlı bir devrimdi. 1688'de kralı gönderdiler ve kralı gönderdikten sonra da Katolikleri yani doğru tabirle kestiler yani. Katolikleri yok etmeye yönelik bir politika izlediler. Ta ki 1740'lara kadar da bu sürdü. Ve Katolikliği destekleyen İskoçya'nın ve İrlanda'nın yüksek bölgelerinde, dağlık bölgelerinde özellikle Katolik nüfusun doğum kontrolüyle Katolik nüfusun çoğalmasını engellediler 18. yüzyılda. Bu da önemli bir şey. Yani Katolikliği böylesine tehdit olarak görüyorlar ve milli kimliklerini de Protestanlık çerçevesinde inşa ettiler. Misyonerlik de var tabii. 19. yüzyılda da Protestan misyonerliği dediğim şey İngiltere üzerinden gelişen bir şey yine. Dünyada. Tabii. Yani dünyanın dört bir yanına giden misyonerler Protestanlığı bir taraftan da Tanrı'nın seçilmiş Protestan ulusunun mesajını bütün dünyaya yani o seküler boyutla dini boyut bir araya geliyor 19. yüzyılda misyonerlikle. İngiliz emperyalizmi ve sömürgeciliği dersek koskoca bir tarih değil mi? Koskoca bir tarih. Tabii 17. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş başlayan 18. yüzyılda özellikle Atlantik üzerinde Fransa ile olan mücadele. Bununla beraber Hollanda da aynı dönemde. Evet. Şöyle ben kategorize ediyorum. Evet. 16. yüzyılda temel güç Osmanlı ile Habsburglar. 16. yüzyıldaki temel güçler 17. yüzyılda yerlerini yavaş yavaş Hollanda İmparatorluğu'na 17. yüzyılda Fransa ve İngiltere yeni aktör olarak çıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş Hollanda tasfiye oluyor. 17. yüzyılda ve İspanya'da tasfiye oluyor. 17. yüzyılın ortalarından itibaren ise artık Avrupa bağlamında söylersek İngiltere ile Fransa
temel iki güç haline geliyor. Sonrasında ise Atlantik'te mücadeleye girişiyorlar İngilizlerle Fransızlar. Ama 1776'da Amerikan devriminin gerçekleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna giden yol bu sefer İngilizleri Amerika kıtasındaki sömürge faaliyetlerini biraz daha bir kenara bırakıp daha fazla doğuya ve Afrika'ya yönlenmesine neden oluyor. Ona yönelmeyi tetikliyor diyelim. Ve ondan sonra zaten 19. yüzyılın ortalarında 1850'li yıllarda Hindistan, ondan sonra Güney Afrika'daki kolonileştirme, Afrika'daki kolonileştirme faaliyetleriyle büyük bir sömürgecilik girişiminde bulunuyor. Hindistan'da herhalde değil mi en güçlü İngiliz sömürgeciliğine dair külliyat. Evet, Hindistan'da ona yönelik de zaten mağduriyet çalışmaları denilen bir çalışma alanı da gelişti. Hindistan'da nasıl bir kolonyal yapı oluşturduklarına dair İngilizlerin gelişti. 1856'da yılında artık bura şeye bağlanıyor, İngiltere'ye bağlanıyor ki 1947 senesine kadar da İngiltere'nin hakimiyetinde kalıyor Hindistan. Dolayısıyla yaklaşık 100 sene boyunca. Pakistan, Bangladeş evet. falan diye bölünmesinde de tabii. Tabii orada İngilizlerin de ciddi bir rolü var. Hindistan, Bangladeş, Pakistan şeklinde bölünüyor. Pakistan'la Bangladeş'in bölünmesi de zaten hani orada da daha güçlü bir Müslüman devlet yapısı ortaya çıkmasın. Pakistan'la Bangladeş şeklinde de orası bir şekilde bölünsün. Yani Hindistan'ın karşısında daha... Yoksa çok büyük bir Müslüman... Çok büyük devlet bir Müslüman olacaktı devlet olacaktı. Herhalde. Bunu da tabii bir taraftan engelliyorlar. Ya 1945'ten sonra evet sömürgecilik artık eskisi gibi işlemez ama sömürgeciliği bir şekilde devam ettirelim. Ama bunun post sömürgecilik döneminde de etkililer kesinlikle yani Hindistan, muhakkak. Pakistan üzerinde. Zaten milletler topluluğu diye bir topluluk bünyesinde İngiliz de milletler bir, İngiliz milletler o da topluluğu. Nedir onu da izah edin. İngiliz milletler topluluğu tabii sömürgecilik her bir devlet kendisi hukuki olarak farklı bir yapı olmaya, bağımsızlığını kazanmaya başlayınca hukuki olarak bizden ayrılar ama kültürel olarak ve idari olarak bir şekilde bize bağlı olsunlar diye üretilmiş bir şey. Öncesinde kavram. Bir kavram. Öncesinde Kanada ve Yeni Zelanda buna dahilken yani beyaz sömürgeler diye tabir ettikleri Kanada ve Yeni Zelanda da buna dahilken sonrasında tabii diğer koloniler de buna dahil yani ediliyor. Yani İngiliz milletler topluluğu deyince kim hangi ülkeleri İşte buna bilmeyiz. Nijerya'da dahil, buna Hindistan'da da İngiliz'i çıkardılar sonrasında. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz kavramını kullanmıyorlar. Milletler topluluğu kavramını kullanıyorlar. Bunlar hukuki olarak eskiden İngiliz sömürgesi olup şu anda bağımsız olan fakat aslında kültürel olarak ve ekonomik olarak İngiltere'nin tam uydusu demeyeyim de uydu doğru bir tabir olmayacaktır. İngiltere'nin etki alanında olan ve İngiltere'nin etki alanından çıkmasını istemediği eski sömürgelerini ifade ediyor. Bunlar Kıbrıs'ta dahil. Buna Gana da dahil yani hani böyle bir çeşitliliği var. Dolayısıyla İngiltere evet bir sömürgeciliği bıraktık. Yine Harold Wilson'dan örnek vereyim İngiliz başbakanı. O da ilginçtir. O da yani işçi partilidir. Şey değildir muhafazakar değil. Hani bu kraliçeye saygı gösteren bir başbakan olarak o da işçi partilidir. Normalde bir şey diye düşünebiliriz hani işçi partisi muhafazakarlar daha saygılı diye. Evet, muhafazakarlar daha saygılı olurlar. İşte işçi partiler saygılı olmaz. Hayır öyle bir şey yok. Veya evet. daha isyankar. Daha isyankar olur diye bir şey yok. Elizabeth Edim'in saygısından bahsetmiştim. Aynı şekilde Harry Wilson diyor ki biz diyor ya diyor bir imparatorluğuz ya da bir hiçiz. Ya bir imparatorluğuz ya da bir hiçiz. Aslında İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girmiş olduğu psikolojiyi de çok güzel açıklayan bir ifade gibi geliyor bana. Yani ya bir şekilde bu imparatorluk yapısını devam ettireceğiz. Daima ya da emperyal bir güç olmak durumundayız. Durumundayız. Bu zorunluluğumuz var. Veyahut da biz yani yerel, kendi içine kapalı adada, aynı 12. yüzyılda olduğu gibi, 11. yüzyılda olduğu gibi bir devlet olacağız diye düşünüyor. Bu arada konuşmadık. Coğrafi keşiflerde İngilizlerin rolü var mı? Coğrafi keşifler Portekiz ve İspanya. İngilizlerin tabii bence şey, evet. Yani İngilizlerin orada ciddi bir rolü yok. İngilizler devreye 17. yüzyılın başından itibaren giriyorlar.
ciddi olarak. 17. yüzyılın başından itibaren Amerika'da tabii kolonileştirme faaliyetlerine girişiyorlar. Ama öncesinde Portekizli İspanya. Portekizli İspanya'nın buna ihtiyacı var. Coğrafi konum olarak da buna uygunlar. Yani Portekiz 15. yüzyılda Afrika üzerinden bunu geliştiriyor. Çünkü coğrafi olarak yakın. Afrika'da arayışlara giriyor. İspanya da aynı şekilde Portekiz'le birlikte bu arayışı devam ettiriyor. İngilizler coğrafi keşiflerin başladığı dönemde kendi iç meseleleriyle uğraşan bir devlet ve lokal. İngiltere emperyal bir güç değil. Henüz çok lokal bir güç. Kendi arasında aristokrasinin mücadelesi var. Güller Savaşı dönemi tam da o döneme denk geliyor. Dolayısıyla İngilizlerin böyle bir yönü yok. 16. yüzyılda ancak protestanlaştıran, İngiltere'yi protestanlaştıran 8. Henry ile birlikte yavaş yavaş İngiltere'nin etrafına biraz daha hakim olmaya çalışan bir güç olduğunu görüyoruz. Bu 1. Elizabeth ile birlikte de iyice kendini gösteriyor. İşte İspanyolları deniz muharebelerinde mağlup ediyorlar ve artık kendileri de emperyal sahneye 1. Elizabeth döneminde çıkmış oluyorlar. Yoksa coğrafi keşiflerde Portekiz ve İspanyollar gibi bir rolleri yok. Zaten hani Amerika kıtasının keşfi de yani İspanyol işi. Evet. Diğer yerlerde de Portekizler var. Ama sonra İngilizler işi. Sonra İngilizler geçiyorlar. İngilizler yani şimdi New York'ta, eskiden New Amsterdam'da Hollandalıların elinde olan bir yerdi. Sonrasında New York oldu. Yani hani İngiltere damgasını 18. yüzyıldan 18. yüzyılın ortalarından itibaren artık tamamen vuruyor. Tam da işte Britanya kimliği dediğimiz kimliğin de oluştuğu dönem bu dönem. 18. yüzyıl. 18. yüzyıl. Savaş burada belirleyici. Fransa Katolik güç. Fransa Katolisizme karşı savaş. Protestanlıkla buna dini bir meşruiyet sağlıyorsunuz ve milli kimliğinizi de Protestanlık ve Fransız karşıtlığı üzerinden oluşturuyorsunuz. Tabii. 18. yüzyılın ortalarında olan şey bu. Fransa karşıtlığı ve Katolik karşıtlığı üzerinden oluşan bir milli kimliktir Britanya kimliği 18. yüzyılın ortalarında ve 19. yüzyılda da böyledir. Programın başında söylemiş olduğum gibi Almanlarla ittifak halinde olalım, Fransızlara karşı mücadele edelim fikri de 19. yüzyılın ortalarında çok yaygın bir fikirdir. İngiliz siyaset adamları arasında, tarihçileri arasında olan bir şeydir. Bu ne zaman değişti? Bu 1870'lerden sonra değişti. Prusya'nın hatalarıyla. Yani Prusya'nın hatası demeyeyim de Prusya'nın emperyal bir güç olmasıyla. Bugünden baktığımız zaman bir hata gibi görünüyor da o zaman için kendileri açısından çok da hata değil. Şimdi gerçi biz emperyal olarak devam etmek zorundayız. Yoksa bir hiçiz dediğini aktardınız hı hı. Başbakanın ama ne zaman emperyal güç olarak zirvesine geliyor yani genişliyor ve sonra ne zaman bağımsızlıklarla birlikte yeniden içine çekiliyor? Hindistan aldığı zaman dünya nüfusunun yaklaşık 1/4 şeyin elinde. İngilizlerin elinde. Dünya yanılmıyorsam yine yüz ölçümü olarak da dünyanın 1/5 de Kanada'yı aldık da Kanada bölgesindeki hakimiyetinden sonra İngilizlerin elinde. Dolayısıyla 19. yüzyılın ortaları İngilizlerin artık emperyalizminin zirvede olduğu noktadır. Yani 1867 yılı Kanada, 1856 yılda Hindistan'ın alınması olarak düşünürsek 19. yüzyılın ortaları İngiliz emperyalizminin doğru noktasında. Biri bir uçta, biri bir uçta. İşte güneş batmayan imparatorluk. Evet. Biri bir uçta, biri bir uçta dediğiniz gibi bunu sağlıyor. Ve bu müthiş bir kendini özgüven de oluşturuyor. Ve işte bu İngiliz tarih yazılığı dediğimiz şey de tamamen nasıl gerçekleşiyor? Mesela Kanada'yı nasıl, Hindistan'ı nasıl? Çünkü savaşmıyor gidip Kanada'ya değil mi? Evet, yani orada Fransızların ya da Hindistan evet, nasıl oluyor? Orada Fransızların şeyini kullanıyor. Fransızların emperyal sahneden çekilmesini çok güzel kullanıyor. Benzer bir tutum evet savaşmadan gayet barışçıl yollarla bu bölgeleri alıyor. Belki ciddi olarak savaştığı yer Güney Afrika diyebiliriz. Yani 1899-1900 İki arasındaki Boyer Savaşı ciddi olarak savaştıkları dönem olarak görülüyor ama bu bölgelerde Fransa'nın özellikle güç kaybetmesine, diğer rakiplerin güç kaybetmesini kullanarak buralara yerleşiyor. Tabii bir de şöyle bir şey var. Amerika kıtası için söylersek de Amerika'da kıtasında Amerikalılar da her ne kadar ayrılıyorlar ama Amerika ile yine ortak zeminde hareket ediyorlar. Yani evet. Bu çok önemli bence. Yani Britanya'nın Amerika'dan tamam, Amerika'nın Britanya'nın ayrılması söz konusu oluyor ama yine de birlikte hareket
ediyorlar ve Kanada paylaşımı da böyle bir paylaşım. Yani hani Kanada'ya Amerika'nın çok fazla çıkmaması, müdahale etmemesi ve Fransızların o bölgeden çekilmesiyle birlikte tamamen burası Britanya'ya kalıyor. Buna da Amerikalılar ses çıkarmıyorlar, göz yumuyorlar yani. Dolayısıyla Britanya çok kolay bir şekilde 19. yüzyılın son çeyreğine geldiğimiz devasa bir imparatorluk sonra oluşturuyor. Sonra yeniden küçülmesi... Yeniden küçülmesi tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonrası. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık Amerika ile Sovyetler Birliği aktör olunca, ana aktörler haline gelince Britanya sömürgelerini ve milliyetçilik dalgası, tabii sömürge karşıtı söylemin gelişmesi gibi faktörlerle birlikte Sovyetlerin tabii burada devreye girmesi, sosyalizmin de devreye girmesi ve sosyalizmin o milliyetçilikle olan garip ilişkisi bu coğrafyalarda bu İngiltere'nin sömürgelerden bir de sömürgeler maliyetli bir şey haline de gelmeye başlıyor tabii ki. Bunu konuşmayı öngörmemiştik ama şimdi aklıma geldi, sormak istiyorum. Bir dönem İngilizlerin en çok Müslüman bizim nüfusumuz altında idare ediliyor. Dolayısıyla halifelik bize de gelebilir, biz alabiliriz gibi bir düşüncesi olduğu söylenir. Bununla ilgili çok fazla şeyim yok açıkçası. Yani hani bu konuda da ciddi bir literatür de benim bildiğim kadarıyla da yok. Yani işte halifeliğin kaldırılmasında çok etkili olduğu, yani baştan beri daha doğrusu. Halifeliğin kaldırılmasında etkili olması da tabii ki. Kaldırılması derken halifelikle sorunu olduğunu tarih boyuncaki yazışmalarından, idare ettiği coğrafyanın halifelikle ilişkisinden gözlüyoruz zaten. Ama dediğiniz gibi çok doğru olarak, yani halife idare ettiği coğrafyadakilerin halifeliğe olan saygısı, yakınlığı dolayısıyla halifeliği her zaman kendisine bir tehdit olarak görüyor. Benjamin Disraeli, Başbakanı Abdülhamit döneminde yazıyor. Sonradan başbakan oluyor ama galiba o dönemde bölgede halife İstanbul'dan Rusya ile savaşırsak Müslümanlar bizim yanımızda yer alır. Ama halife İstanbul'dan bir adam gönderip bir mektupla hayır derse yanımızda bulamayız benzeri. Bu mealde bir yazışması yani var. İngiliz Başbakanı ile Benjamin Disraeli yazıyor bölgedeki memuru. Zaten bizim Kurtuluş Savaşı'nda da Hintli Müslümanların halifeye verdiği destekten de yani bu dolayısıyla yani oradan da anlaşılıyor. Bu bölgede ciddi olarak hilafete olan bir bağlılık var ki 2. Abdülhamit döneminde de hilafet kavramına çok fazla da vurgu yapıyoruz yani. Dolayısıyla tam da Benjamin Disraeli'nin bunu söylediği dönemde ona denk geliyor. Ve halifeliğin kaldırılmasında en çok sevinecek olanlar da tabii ki İngilizler oluyor. Evet, olabilecek olsa belki alabilirlerdi de. Alabilirlerdi de. Evet, sanayi devrimi ve İngiltere dersek. Evet, sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşmiş bir olgu. 18. yüzyılda bu dünyayı değiştiren ülke bu bir taraftan da. Ama anlamda. Şöyle bir şey var, buraya da bir şerh koymak gerekiyor. Buyurun belki. Koyun. Evet, sanayi devrimi dediğimiz olgu İngiltere'de doğmuş bir şey. Burada buharlı makineleri icadı, kömürün kullanılması, demir-çelik sanayindeki gelişmeler İngiltere merkezli olarak gerçekleşiyor. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında. Fakat yine de lokal bir sanayi devriminden bahsedebiliriz İngiltere için. Hala kentlerin yeterince büyümediği, hala köylülüğün güçlü olduğu, ondan sonra bugün anladığımız anlamda muazzam bir üretim mekanizmasının gelişmediği bir sanayi devrimi. Yani daha lokal ölçekte bir sanayi devrimi. Bunun için birinci sanayi devrimi diyoruz. Ancak 1860'lı yıllardan sonra kimya endüstrisindeki gelişmeler, demir-çelik sanayindeki büyümeler, seri üretimin artırılması, askeri teknolojinin gelişmesi gibi faktörlerle 1860 senesinden sonra dünyanın dört bir yanında, özellikle Almanya'nın da bir aktör olarak ortaya çıkması ve Amerika'da da yüksek oranda üretim yapılmaya başlanması, sonrasında petrolün devreye girmesiyle birlikte asıl sanayi devrimi 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşen sanayi devrimidir. Fakat yine de İngiltere'de sanayi devrimi başlamıştır ve İngiltere'den de Avrupa'nın diğer yerlerine yayılmıştır. Ama ikinci sanayi devrimi dediğimiz 1860'tan sonraki olgu ise o Almanya'nın da Fransa'nın da dahil olduğu ama yine İngiltere'nin de güçlü bir aktör olduğu bir sanayi devrimi sürecidir diyebiliriz.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olan şeyi. Tabii sanayi devrimi kavramından bahsetmek gerekiyor. Burada sanayi devrimi kavramı da 1884'ten itibaren çıkmış bir kavram mesela. Fransızların devrimi varsa bizim de bir devrimimiz var. Bizim de sanayi devrimimiz var. Bize de devrim lazım. Evet. Arnold Toynbee'nin amcası olan Arnold Toynbee var, iktisat tarihçisi. O endüstri devrimi, sanayi devrimi üzerine dersler diye konferanslar düzenliyor. Ondan sonra bu başlıkla o kitabı kitap olarak yayınlanıyor. Ondan sonra bu kavram popülerleşiyor. Yoksa öncesinde sanayi devrimi kavramı kullanılmıyor. Fakat yine de tabii İngiltere... Bu da bir markası ama değil mi İngilizler? Evet, İngilizlerin bir markası işte sanayi devriminin gerçekleştiği yer. İngilizler işte buhar makinesini icat ettiler. İngilizler işte girişimcilikte dünyanın diğer uluslarından farklıdırlar, milletlerinden farklıdırlar. İşte ne Almanlar bizim gibi bu konuda olabilirler, ne Fransızlar olabilirler ve hiçbir dünyadaki hiçbir ulusta olmaz. Burada da yine aslında seçilmiş millet düşüncesine yine çıkıyoruz. Yani biz seçilmiş bir milletiz. Çok da büyük sosyal çalkantılar tabii aynı dönem değil mi sanayi devrimi? Sanayi devrimi tabii 19. yüzyılın başlarından itibaren insanlar tabii köylerden şehirlere göç ediyorlar. Birleşik Krallık'ta da böyle oluyor. Birleşik Krallık'ta bir şöyle bir sorun var. Şehirlere göç etme başlayınca tabii hijyen problemi ortaya çıkıyor. Belediyecilik problemleri ortaya çıkıyor ve çocukların çalıştırılması, kadınların çalıştırılması, müthiş bir sömürü, sigorta sisteminin olmaması gibi problemlerden kaynaklı olarak böyle bir... Sonra dışarıdan da işçi gücü aradığı için bir de tabii sağa sola gitmeye başlıyor. Evet, bir de şöyle bir şey oluyor. İş göç. Britanya'da İskoçlar ve İrlandalılar da İngiltere'nin büyük şehirlerine göç etmeye başlıyorlar. Bu da başka bir problem oluyor. Onlar da kendi köylerinden tabii ki şehirlerde çalışarak iş sahibi olarak karnımız belki doyar diye şehirlere tabii göç ediyorlar. O göç etme de başka kültürel problemlere neden oluyor. Dini çatışmaları. Ne gibi? 19. yüzyılda. Şimdi şöyle düşünün, mesela diyeyim ki Glasgow şehri İskoçya'nın sanayi şehri, Britanya'nın da 3. büyük şehri. Glasgow'a ciddi bir Katolik nüfus geliyor. Protestanlarla Katolikler arasında çatışma köylerden. Bu sefer yıllardır Katolik görmemeye alışmış olan Protestanlar birden karşılarında Katolik köylüleri görüyorlar. Katolikler gelmiş oluyor gözlerinin önüne. Evet. Başka da bir dil konuşuyorlar. Keltçe konuşuyorlar yani bu insanlar. İskoçlar daha entegreler. Şimdi karşılarında birden veyahut da Liverpool şehri İngiltere'deki. Bir liman şehri önemli. Orada da yine ciddi bir Katolik nüfus oluşuyor. Ve bu çatışmalara, kültürel bölünmelere neden oluyor ki mesela Glasgow için şu örneği verebiliriz. Glasgow'da iki tane takım var. Biri Protestanların takımı, biri Katoliklerin takımı yani. Glasgow Rangers Protestanların takımı. Celtic Katoliklerin takımı. Böyle bir hala bugün devam eden bir mücadele, rekabet görülebiliyor. Sadece İskoçya için değil, tabii İngiltere'de de böyle. Birmingham şehri, İngiltere'nin sanayi merkezlerinden bir tanesi. Orada da yine aynı şekilde ciddi Katolik nüfus geliyor. Protestanlar birden şok oluyorlar. Sadece Katolikler ırk olarak da farklı olarak görüyorlar tabii ki. Yani İrlandalılar, İskoçlar vesaire. Yani hem etnik hep mezhebi olarak farklı fark insanların gelmesi tabii şehirlerde, İngiliz şehirlerinde ciddi huzursuzluklara ve çatışmalara da neden oluyor. Ne gibi çatışmalar? Yani aralarında kavgaların çıkması şeklinde, onların istenmemesi şeklinde. Yoksa bir iç savaş? Yok, iç savaş şeklinde değil tabii ki. Bugün ne kadardır Protestan Katolik oranı? Tabii bu toplumlarda artık şimdi Hristiyanlık biraz daha kültürel bir şeye dönüşmüş durumda. Yani kişiler kendilerini Protestanım ya da Katoliğim diye tanımlama eğiliminde değiller. Ama kültürel olarak bahsedersek ağırlık tabii ki Protestanlarda. Protestanlarda da Anglikan Protestanlıktan ziyade Anglikan Kilisesinden rahatsız olan Protestan gruplar da böyle küçük cemaatler şeklinde şekillenen Protestan grupların da sayısı çok artıyor. Dolayısıyla işte bu kadar sayı Anglikandır, bu kadar sayı Anglikan değildir gibi net ifadeler, net rakamlar vermek mümkün değil. Ama ağırlıklı olarak tabii ki İngiltere coğrafyası ya da daha genişletirsek Britanya coğrafyası ağırlıklı olarak Protestan bir coğrafyadır. Her ne kadar Katolik nüfusta varsa da ve tabii ki artık Müslüman bir nüfusa da sahipler yani. Şimdi düşündüğümüz zaman ciddi bir Müslüman nüfus var yani hani Britanya'larında. Evet. Hem eski sömürgelerden gelen nüfus hem de dünyanın diğer yerlerinden gelen Müslümanların göçleriyle birlikte. Dolayısıyla İngiltere toplumunu hani Protestan
gündelik yaşamda protestan bir toplum olarak ne kadar nitelendirebiliriz, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama devlet olarak ve devlet aklının oluşumu olarak protestan ve İngiliz kimliği üzerine kurulduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün ama hala, yani ben kendim de tecrübe etmiştim Galler'e gittiğimde ya da İskoçlar, işte kraliyette birleştikleri halde yine de Londra'da İngilizlerin etkili olduğu ve aslında yönetimde işte nüfuz sahibi olmada British olmak İngiliz önemli olmak. Bir şey. Evet. Deniyor kolejlerde işte, yani bazı işte. Tabi İngilizlerin ya yani devlet adamlarının yetiştiği kesinlikle doğru kolejlerde. İngilizlerin hakim olduğu, yani Galler'den birisinin o orada açıkça ayrımcılığa uğramasa bile, belki aleni olarak bir şekilde filtrelenip merkeze ulaşamadığı yönünde şikayet etmişlerdi. Bilmiyorum, doğru mu? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani tabii ki İngilizlerin hakim olduğu, yani bu dört ulus diyorlar. İngiliz, Galler, İskoç ve İrlanda. Bu dört ulus arasında İngilizlerin hakim olduğu, diğerlerin ikinci planda kaldığı bir yapı. Kesinlikle bu böyle bir şey. Yani belki mezhepsel fay hatları yok eskisi gibi ama başka fay hatları var galiba. Kültürel olarak da o fay hatları devam ediyor. Farklı kültürden olma diyelim. Farklı etnik gruptan olma gibi, bunların ya da birbirine karıştığı bir fay hattı şeklinde varlığını sürdürüyor. Ama yine de buna rağmen bakın İskoçlar ya da Gallerliler ya da Kuzey İrlandalılar, hatta en problemli olan yer olduğu için onu söylüyorum. Yani İngiltere'den her ne kadar ayrılalım diye bir tartışmaya girseler bile İngiltere'den ayrılmıyorlar. Galler için bu zaten söz konusu değil. Galler İngiltere'ye iyice entegre olmuş durumda. Her kadar kendilerinin işte dediğiniz örnekler üzerinden. Ama bir taraftan da işte bu konularda konferanslar veriyorlar. Galler ve İngilizler aralarındaki sorunlar i̇şte konusunda. İşte aramızda sorun var ya da farklıyız. Evet, çok doğru. Ciddi olarak Galler kimliğinin farklı olduğuna dair işte ciddi bilimsel yayınlar, tarih metinleri oluşturuyorlar, konferanslar yapıyorlar. Çok doğru. Breton olduklarını, farklı bir etnik kimliğe sahip olduklarını vurgulayan bir tarih bilinci de oluşturuyorlar. Ama bir taraftan da İngiliz... Ya da işte burada İngiliz var, onun yanında konuşmayalım diye yarı şaka yarı ciddi konuştukları da oluyor. Oluyor ama... Yani tanık oldum. Ama son noktada geliyorsunuz, dolanıyorsunuz İngilizlerden ayrılma konusunda hep tereddütlü oluyorlar. Bunu kraliyet mi sağlamıştır yoksa devlet mi? Nasıl bunu değerlendirirsiniz? Tabii yani monarşi mi? Bunu sağlayan tabii ki İngiliz devlet devletinin o emperyal geleneği 17. yüzyılın ortalarından itibaren. Monarşi. Evet, monarşi tabii. İngiliz zaten devlet deyince monarşiden çok ayrı bir şey olarak düşünmemek gerekiyor. Yani monarşi orada bütün o geçmiş tarihin somut varlığı mı? Somut varlığı bence öyle. Monarşi o ortak kimliği oluşturmuş ve herkes de ortak kimliği. Bakın şöyle bir olay oluyor. Yani monarşiyi neredeyse yıkma gibi bir durum ortaya çıkıyor 17. yüzyılın ortalarında. Çok erken bir tarihten bahsediyoruz. Hı hı. İngiliz İç Savaşı'dan sonra. Sonra tekrar monarşiyi restore ediyorlar, tesis ediyorlar 1660'ta. Restorasyon dönemi. Yani monarşi toparlayıcı, birlik sağlayıcı bir güç olarak o yüzyılla, yani ortadan kaldırma imkanına sahipsiniz, kaldırmıyorsunuz. Yani başbakanın imparatorluk, emperyal güç olmalıyız ya da hiç. Ya da hiçiz. Burada da bunu sağlayan... Aslında o cümlenin de, o cümle de aslında monarşiyi tahkim eden bir monarşiyi cümle. De tahkim eden, çünkü monarşi gerçekten o kimliğe bir bütünlük sağlıyor. Yani mesela İskoçlar, Galler, yani İskoçlar olsun, Gallerler olsun monarşiye karşı hiç şey yapmıyorlar. Hani sesler çıkıyor tabii ama monarşiyi bir şekilde en nihayetinde tabi olan monarşinin o coğrafyada toparlayıcı, birleştirici bir role sahip olduğunu kabulleniyor. Gallerliler de kabulleniyor, İskoçlar da kabulleniyor ki yani dediğim gibi Galler biraz daha İngiltere'ye yakın ama İskoçya daha farklı bir şeye sahip, kumaşa sahip diyelim. Onlar bile en nihayetinde geliyorlar İngiliz monarşisiyle bir uyumu savunuyorlar. İngiliz monarşisiyle uyumu savunmayan İrlandalılar bile ne kadar İngilizlerden farklı bir kültür üretmişler.
1922'den sonra devlet olmaya başlıyorlar. 1936-37 yılında Serbest İrlanda artık İngiltere'nin bir dominyonu konumunda da değil. Serbest İrlanda'ya bakalım. Bugün Serbest İrlanda'ya gittiğiniz zaman, Dublin'e gittiğiniz zaman her şey İngiliz. Her şey İngiliz kurumsal mantığına göre. Yani Trinity College'a gidin Dublin'de. Trinity College'in yapılanmasına bakın. Eğitim sistemine, binaların kuruluşuna, mimarisine, her şeyine bakın. Siz Londra'daki bir college'dan çok farklı bir şeyle karşılaşmazsınız. Yani ne kadar da İrlanda'nın hususi bir kimliğini görseniz bile. Kimliğini görseniz bile. Yani o İngiliz etkisi buraya sirayet etmiş. Oradan da çok ayrılmak istemiyorlar. Onun için ben mesela çoğu zaman işte İskoçların bağımsızlık şeylerini, söylemlerini, işte bağımsızlığı ürettikleri filmleri, evet, falan. Böyle de bir ajanda var. Böyle bir ajanda. Ben onu açıkçası şöyle işte ciddiye almıyorum o ajandayı. O yüzden yani İzlemiyorum bile mi diyorsunuz? Yani izledim de gülüyorum. Yani işte William Wallace özgürlük diye bağırıyor şeyde, Braveheart filminde, Cesur Yürek filminde. Ama yani hani bizzat İskoçlar bir araya gelip böyle bir özgürlük mücadelesine girişmenin çok makul olmadığını, mantıklı olmadığını söylüyorlar ve William Wallace'ı amiyane tabirle yani satıyorlar yani ve o da idam ediliyor. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi en nihayetinde iş dönüp dolaşıyor, geliyor İngilizlere ve monarşiye tabiyet söz konusu oluyor. Hele ki Protestan tebaa için. Bu teba kelimesini kullanacağım hani. Sonuçta kraliyet var orada, monarşi var. Protestan teba dönüyor, dolaşıyor. Evet, bu monarşiye ya biz... Tebayı şuurlu olarak kullanıyorum diyorsunuz. Evet, şuurlu olarak kullanıyorum. Sonuçta monarşinin, monarkın tebasıdır. Monark lordtur, onun da tebası. Teba kavramı da kötü bir kavram değildir. Yani bunda biraz cumhuriyetçi kavramlarla düşünmeye alışık olduğumuz için... Ama zaten cumhuriyetçi bir toprakta... Toprağa dair konuşmuyorsunuz. Evet. Bakınca da kraliçe gözüküyordu işte. Yani geçenlerde göçtü. Haftalarca, aylarca konuşması sürdü. Şimdi Charles'ın pek adı geçmiyor. Adı geçmiyor ama. Annesi gibi ama. Yani hani biraz zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bakalım. Bakmak için. Evet, biraz zaman geçsin. Veya daha doğrusu hüküm vermek için. Hüküm vermek için. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Turgut. Bu ülkede bu akşam Birleşik Krallığı tarihini, neden Anglikan mezhebini seçtiğini, nasıl bir emperyal güç olduğunu konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.